Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz uzun süre sonra yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu şekilde bir başlangıç yapalım dedim. Bildiğiniz üzere yakında işte ortalıkta biliyorsunuz bir problem vardı. O problemin giderilmesinden sonra, kısmen giderilmesinden sonra yakında liglerimiz başlayacak ve ilk başta Bundesliga ile başlayacağız ayın 16'sında. Kulaklığı takmamın bir sebebi var tabii ki de, şu anda hattımda. İki tane çok önemli konuğum var. Hatta bir tane daha arkadaşımız gelecekti ama Genco Bey, hepinizin yakından tanıdığı Genco Bey gelecekti. Ancak şu anda kendisi önemli bir iş icra ettiğinden dolayı ne yazık ki katılamadı aramıza. Biz sevgili Şükrü Öğütlü ile birlikte, İddia Bilir TV'nin yorumcusu Şükrü Öğütlü ve sevgili takipçimiz, 2,5 senedir bizleri çok yakından takip eden ve abim olan artık Aziz abimle birlikte yayını sürdürmeye çalışacağız. Sizlerden gelecek olan yorumlar da tabii ki de çok önemli. Zaten Instagram üzerinden de sizlerle birlikte konuşmuştuk geçen gün. Yaklaşık işte 20 bine yakında bir takipçimiz var Instagram üzerinde. Orayı da takip edebilirsiniz. Atistix TV olarak ismini değiştirdiğimi söyleyeyim. Artık yeni programlarımız tabii ki eskisi gibi gelecek. Ancak bazı değişiklikler var. İşte topluluklar kısmını falan okursanız sizler de göreceksiniz. Ben eskisine göre biraz daha, hatta çok fazla daha yoğun olarak diğer işlerimle birlikte Atistix TV'yi de yürütmeye çalışacağım. Haftada her gün belki video gelmeyecek. 3 tane veya 4 tane kesinlikle yine eski formatta video geleceğini söyleyelim. Ama biliyorsunuz biz bu işi tamamen hobi olarak ve severek yaptığımızdan dolayı zaten karşılaşmaları izleyerek sizlere aktarmaya çalışacağız ve detaylı analizlerimizi sunacağız. Bölüme başlamadan önce çok kısa bir şey hatırlatayım isterseniz sizlere. Yine belki e-ihracatla, e-ticaretle ilgilenen bazı arkadaşlarımız olabilir. Benim bir kanalım daha var biliyorsunuz. Şu anda 6000 aboneye sahip. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Make Your Trade, ekranda görmüş olduğunuz üzere Make Your Trade üzerinden de e-ihracat ve e-ticaret web siteleri üzerinde yapacağınız tüm işlemleri uygulamalı olarak burada sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında gümrük ve lojistik sektörüyle ilgili önemli bilgileri de, yani danışmanlıkla alabileceğiniz bilgileri, ücretli bir şekilde alabileceğiniz bilgileri ben detaylı olarak sizlere ücretsiz bir şekilde videolarımda aktarmaya çalışıyorum. İlgi ve alakası olan buraya da göz atabilir. Önemli diye düşünüyorum. O yüzden söyledim. Çünkü birçok girişimle alakalı bizlere yine sorular geliyor Atistix TV'de olmamıza rağmen. Onun dışında bir de oyun kanalı açtım biliyorsunuz. Profesyonel olarak orada genelde e-spor üzerine güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. İsterseniz ekrandaki Atistix Gaming'i de takip edebilirsiniz. Evet, bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra bomba gibi geleceğimizi de söyleyelim. Ayın 16'sında Bundesliga ile yine izleyerek tabii ki de işte detayları çıkararak son haberlere göre, dış etkenlere göre sizlere her şeyi aktarmaya çalışacağız ama isterseniz bir Şükrü abiyle, Aziz abiyle de sohbetimizi gerçekleştirelim. Yeni dönemde neler yapılacak? Bu süreçten sonra acaba neler yaşayacağız? Ekstra şeyler yaşayabilecek miyiz? Dış etkenlerden bir şey olacak mı? Ya da işte şu anda kırık dökük ligler var biliyorsunuz. Tamamen şansımızın yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, deniyoruz ama uzun süredir ben oyun oynamadığımı söyleyeyim. Yani işte neden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili daha önceden uyarılar gelmişti kanalımıza. Çok önde bir kanal olduğumuzdan dolayı, Şükrü abinin kanalı da aynı şekilde önde kanal olduğumuzdan dolayı bu konularla ilgili uyarılar gelmeye başladı ve biz de biraz daha dikkat etmeye çalışıyoruz ve her zaman hatırlatıyoruz. Zaten bu hatırlatmalarımızı topluluk sekmelerinde de işte açıklamalar yapıyorum. Kesinlikle okuyun oraları. Çok fazla videolarda yorum yapmayacağım bu konuyla ilgili. Anlatmaya çalışıyorum işte bu işi hobi olarak yapıyoruz. Daha çok bir şey beklentiniz olmasın. 5 liralar 10 liralar çok iyidir diye gerçek anlamda bunları söylüyorum. Çünkü bizim buradan zengin olma gibi bir niyetimiz yok. Baştan yine bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza söyleyelim. 2 sene önce olmuş olduğu gibi biz işin zevkine vararak, keyfine vararak yapmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Hoş geldiniz sevgili gençler diyorum. Gençsiniz. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz sevgili Atistix Bey, sevgili Atilla Arda Bora. Atistix teşekkür Bey ediyoruz. Demezsek. Bu aradan sonra. Evet, Atistix Bey demezsek çok iyi olur. Teşekkür ediyorum. Aziz abim sen de hoş geldin. Ben artık kanalın adı Atistix TV, sen Arda Bey. İşte biz de Atistix Bey diyoruz. Yani bize bu Bey şey günlerinde ne onun adı, hem e-ticaretle ilgili bilgiler veriyorsun hem oyun kanalında eğlenmemizi sağlıyorsun. Bundan dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Takipçilerimize de teşekkür öneriyorum sevgili. Sevgili Şükrü Öğütlü'ye teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Evet. Abim biliyorsun işte sen de yavaştan programlara başlayacaksın İddia Bilir TV'de değil mi? Büyük ihtimal önümüzdeki evet, hafta. Evet, bunun heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle şu söylediklerine katılayım tabii. Ben seninle katılıyorum yani. İnsanlara biz takipçilerimize özellikle bu işin bir kumar olmadığını, buradan zengin olunmayacağını, hani biz zaten öyle yapıyoruz da onlara da devamlı bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu dönemde
Dediğin gibi devam eden liglerde Belarus gibi, Nikaragua gibi hani o liglere biz pek bulaşmadık. Çok da önermedik takipçilerimize. Paralar Video cebimizde çekti kaldı gitti. bayağıdır. Değil mi? Yani Paralar daha da hiçbir şey çıktık. yapmıyoruz. Zaten zor dönemlerden geçiyoruz hem maddi hem manevi. O dönemlerde oynanmamasını da tavsiye ettik. Paramız cebimizde kalsın diye. Zaten belli olmayan, takip etmediğimiz, bilmediğimiz ligler, yani bilmediğimiz şeylere zar atmak gibi bir şey oluyor bu. Kumara giriyor dediğin gibi. Tabii. Önermedik. Bizim takipçilerimiz de bizi dinlediyse zaten oynamamışlardır. Yok, kimseden ben görmedim. Böyle denemeler yapıyorlar. Tabii son Aynen. dönemde bu Belarus'ta Aziz abi falan da yapıyor. Yine kızacak bana ama çok zor değil aslında. Ben çünkü bakıyorum mesela takipçilerimiz arka arkaya çok rahat bir şekilde 2 oranları, 3 oranları, 5 oranları bile yakalayanlar var. Ben Tabii ara sıra gönderiyorlar. Genco Bey'den aldığımız tüyolarla ufak tefek Genco denemeler da iyi bu yaptık konuda, evet. kardeşimle beraber. Aynen öyle. Biz Genco da sürprizleri iyi. biliyoruz. Aziz abicim, evet, sen biraz sürprizcisin. Tabii bizim işte skor olayları falan devam edecek falan ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki de bu şansla alakalı ama ben en azından kendim için söyleyeyim. Şükrü abi de öyle. Bir kere izlemeden yani çok zor tahmin yapabilmem. Yani önce bir haftayı görmemiz lazım ki hepiniz de öyledir. Yani bizi takip ediyorsanız öyledir zaten. Öbür türlü kağıt üzerinden Belarus'muş işte kazanmış, yok Rusya'ymış efendim, Kazakistan'mış, Nikaragua'ymış falan filan. Yani kağıt üstünde evet bakılır, bunlara yapılır ama bunlar tutsa bile zaten atıyorum biz tutturduğumuz zaman %25 şansla mı tutturuyoruz? Burada tutuyorsa %50'nin üzerinde Evet, şansla. tam tersi oluyor dediğin gibi. %75 şans oluyor, %25 senin analizin oluyor. Ama bu Yani. türlü biz %75'i elimize alıyoruz. Hem izleyerek, Kesinlikle. analiz ederek, bakarak %25'te şansa ihtiyacımız oluyor. Aynen öyle. Yani akıllı adam zaten bu işlere girmez. Bizim takipçilerimiz zaten Aynen. çok Zaten fazla şimdi ligler tekrar başladığı zaman, bu ki bununla işlere ilgili para yatırmaz. tarihleri de kısaca verelim istiyorsan, bir fotoğrafımız vardı. Onu ekrana yansıt istiyorsan. Hani en Tamam. son bilgilere göre bu fotoğrafta görür insanlar. Zaten Instagram'da da paylaşmıştık. Evet. Liglerin başlama tarihleri değişkenlik gösterebilir. Çünkü dünya bambaşka bir dönemden geçiyor. Şimdilik olmak kaydıyla böyle planlanıyor. Tabii hem ekonomi olarak hem futbol olarak ülkeler açılmaya çalışıyorlar. Şimdilik bu tarihlerde başlayacak gibi ama biz bunu ilk videolarımızda da anlatacağız. Sen de değineceksindir, ben de değineceğim. İlk Evet. maçlara sanki ligler yeni başlıyormuşçasına tekrar bir izleyip ona göre analiz etmek lazım. İlk haftadan çok yüklenmemek lazım çünkü futbolcular hangi psikolojide Kesinlikle. olacak, sosyal mesafeyi mi koruyacak, yoksa futboldaki mesafesini mi koruyacak, neyi Fizik. koruyacak, hangi psikolojiyle oynayacak? Tabii Yani fizik ne olur bambaşka bir bir de? futbol izleyeceğiz. Tabii nasıl baraj kuracaklar, nasıl gol sevinci yapacaklar, gol olacak mı, 7 0-0 mı bitecek, yoksa 3-3, 4-3'lük bol gollü maçlar mı yaşayacağız, hiç bilemiyoruz. Çünkü ilk defa şahit olacağız böyle bir şeyden sonra. Bunun psikolojik yıkıntısı çok farklı olacaktır çünkü futbolcularda, ki hepimiz etkilendik. O yüzden ilk hafta, bütün ilk başlayan liglerin ilk haftasına dikkat etmekte fayda var diyorum ben. Evet, Bilmiyorum Aziz ne diyor? yeni başlıyormuştan ziyade topçuların hepsi zaten idmansız. Yani yeni başlarken bile bir kampa Tabii giriyorlardı. birçok faktör var. Birçok faktör var, aynen. Yani bu yeni başlamaktan da öte bir şey. Artı yeni yeni kurallar söylenmeye başladı. Bilmiyorum, basında da çıkıyor haberler. Hakeme işte 2 metre yaklaşılmayacak gibi. Ne bileyim, buna benzer oyuncu değişikliği hakkında. Yani Evet. çok farklı senaryolar var. Onunla Hepsini izleyip ilgili göreceğiz. şöyle Aziz abi, Türkiye Futbol Federasyonu web sitesinde yayınladı bununla ilgili prosedür şeklinde. Yani Ha, protokol, protokolü nasıl yapacağız diye onun içine evet. koymuşlar. Üç Protokol oyuncu kelimesini içine değişikliği dışında koymuşlar. devre arasında da iki oyuncu değiştirebilecekler. İşte yaz vaktine denk geldiği için yine tutmamalar olacak Evet, filan falan. oyuncu değişiklikleri falan değişecek. Oyuncuların dönüşlerdeki işte fizik kondisyonları ilave olarak, buna ilave olarak fiziklerindeki değişiklikler çok önemli. Bazı oyuncuların ciddi anlamda kilo aldığını görebiliyoruz sosyal medyada. İsim vermek istemiyorum ama normal. Tabii Yani hepsi 90 dakika biz de alış, çıkaramayacak belki yani. ya biz mesela profesyonel bir şey yapmıyoruz. Halı sahalarda top falan oynuyoruz ama 2 aydır ayağımıza top değmedi. Ben en azından kendim 6-7 kilo almış durumdayım ki diğer komşularımla, sağında solundakilerle, burada işte mahallemizdekilerle yani birebir görüştüğümüzde, harbiden görüştüğümüzde görebiliyorum yani. İnsanlar ciddi anlamda kilo almışlar çünkü ilk başta senin de dediğin gibi ilk başta psikolojik olarak çok fazla insanların, herkesin, sporcuların da çok fazla etkilendiği, ne olacak durumundan dolayı bir endişe içerisine düştüğünü görebiliyoruz. Ondan sonra tabii ki de fiziklerde belli bir psikolojiye bağlı olarak salma gerçekleşiyor. Kilo
kontrolünü yapamayan bazı futbolcular var. Aynı şey de NBA için de geçerli bizim. İdman yaptıklarını görebiliyorum NBA'li oyuncuların falan ama yani oraya dönüşte de biz mesela D-Live canlı yayınlarımızda oraya dönüşte de yine bayağı bir başta problemler yaşayacağız. Tabii ki bunlara göre yorumlarımızı yapacağımızı baştan bir söyleyelim. Zaten siz de Instagram üzerinden katıldığınız işte benim soru sormuş olduğum bir yer vardı. Oraya bayağı bir kişi katıldı. 100'den fazla kişi katıldı. Herkesin sorusunu cevaplamaya çalıştım. Orada da birçok takipçimiz aynı şeyi söylemişti. Dikkat etmemiz gerektiğini ki yani sadece buna da bağlı değil. Yani 2 sene önce de dikkat edin diyorduk. Çünkü kumar seviyesinde lütfen oynamayınız. Biz her zaman söylüyoruz bunu. Zengin olmak için işte böyle 100 liralarla 200 liralarla lütfen sizlerden rica ediyorum. Şu dönemde en azından başlayacağımız şu dönemde oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kesinlikle paraya ihtiyacımız var değil mi? Çarçur olması çok yanlış olacaktır. Bizleri izleyip de zaten biz garanti vermiyoruz, bir şey vermiyoruz. Öyle bir şey de olamaz. Yani evet akıllı insanlar olarak elimizde olan bir şey değil. Şöyle düşün hani mesela bir Luna Park'a gittiğinde atıyorum tütün mamulünün üstüne bir kasnak atıyorsun veya silahla bir şey vurmaya çalışıyorsun. Atıyorum 3 lira 5 lira 10 lira veriyorsun. Sonra senin yeteneğine kalmış bir şey olarak bir şey kazanmaya çalışıyorsun. Başarabilirsen kazanıyorsun. Yani senin elinde. Yani futbolda her ne kadar bir şeyleri tahmin etmeye çalışsak da her şey bu bizim elimizde ayağında bitiyor. Tabii hakemin kararlarına bakıyor. Yani, tamamen bizim dışımızda evet, gelişiyorlar. O yüzden kesinlikle. Şunu da söyleyelim. Öyle sağdan soldan duyduğun şey. Zaten artık onlar hakkında konuşmuyoruz bile. Yani sağa solla hakkında konuşmuyoruz. Oralara da dikkat edin. Çünkü işte şöyle yapın kazanın. %100 kazanç. Efendim fixed mixed. Yani buralara yine dikkat etmenizi öneriyorum ben. Uyarmak her zaman görevimiz yani biliyorsunuz. Biz hiçbir zaman kazandırıyoruz. %100 demiyoruz dersek. Bizden de uzaklaşın zaten. Aynen dersin. Öyle. Şimdi bu programı yapmamızın bir sebebi var. Önümüzdeki hafta başlayacak ve sizlerle tekrardan bir görüşelim diye bu programı yaptık. Herkesten, istisnasız herkesten, bizleri izleyen herkesten önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan Bundesliga'da neler olabilir ve diğer liglerde neler olabilir? Hepinizden detaylı yorumlar bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle mantıklı yorumlar yazarsanız bizlere en azından diğer arkadaşlarımız da etkileşim mesela halinde olabilirler. Mesela bugün altında da o ayrım olacaktır. Sözünü kesiyorum ama sosyal medyada ünlü ünsüz birçok kişinin fikir ayrılığına düştüğü bu dönemde hani şimdilik evet, olmak kaydıyla bir tarih verdiler ama 12-13-14 Haziran'a kadar şimdi vaka sayıları tamam düşüyor ama tekrar bir artış olur da ikinci dalga gelirse belki Haziran sonuna ertelenecek. Belki Temmuz'un birinci ikinci bilemiyoruz. Haftasına ertelenecek. Evet, bilemiyoruz. Hani bu oynatılmamalı diyenin de fikrine saygı duymak lazım ya da hani futbol bu sonuçta bitmesi lazım falan hani diyenlere de saygı duymak lazım. Bir kere lig bu şekilde iptal olmasına benim gönlüm el vermez, ortada bir emek var. Bu şekilde tescil edilse daha oynanmamış maçlar var yine olmaz. Yani bu lig bir şekilde olmaz. Oynanmak zorunda ama en fazla tarihi değişebilir. Benim fikrim bu yani bu konuda. Bazı ligler eder ama. Şükrü abi zaten bazı ligler tescil oldu biliyorsun. Aziz abi de onu söylüyor. Tabii tescil olan ligler var. Hollanda, Fransa, Belçika hep tescil ettiler. Bazıları şampiyonu ilan ederek tescil etti Fransa gibi. Evet. Bazıları ilan etmeden. Ama onlarda bile sorun çıktı. Mesela Lyon gibi işte benim bir puan vardı önümdekiyle aramda Avrupa'ya gidemeyeceğim diye. Daha var. Çıkardı da Alkmaar var. Evet, tabii Hollanda'da var, Hollanda'da da aynen, Belçika'da yine aynı şekilde. Bunlar bile her türlü kararda sorun yaratılacak. O yüzden en sağlıklısı oynanması ama sağlık yönünden en uygun zamanda oynanması. Biz tabii şöyle yapacağız şu dönemde ne karar veriliyorsa eleştirmeden tabii. Şey yapmadan ne karar veriliyorsa o şekilde devam edeceğiz ve tabii Almanya ki de mesela başlayacak önümüzdeki cumartesi daha ilk oynanan maçlardan sonra çünkü bunlar maçlardan hem önce hem sonrasında testlere tabi tutulacaklar. Hemen bir şeyler çıkacak, her takımda bir tane iki tane ya da iki takımda üçer tane birer tane vaka görülürse belki yine ertelenecek iki hafta sonrasına, üç hafta sonrasına. Yani aynen bunları öyle. Bile yaşayabiliriz yani. Aynen öyle. Biz tüm etkenleri değerlendirerek yine yorumlarımızda bunları zaten tabii. Yorum yaparak anlattığımız için sizler içerisinden yine detayları alabileceksiniz. Dediğim gibi topluluk kısmından yaptığım açıklamalara bakabilirsiniz. Web sitemiz kapandı. Onu da söyleyelim. Zaten Şükrü Öğütlü biliyorsunuz orada yayın da yapmıyordu. Biz de yıllardır cebimizden bir şeyler harcayarak sizlere hizmet vermeye çalışıyorduk orada. İşte fikirlerimizi falan çıkarıyorduk. Tabii ki de hobi bizim işimiz gücümüz bu değil. Bizim işimiz gücümüz ayrı ama hobi olarak yapıyorduk. Şimdi artık web sitemiz kapandı. Ben farklı bir yöntemle sizlere oynayacağım zaman, kombin yapacağım zaman katıl butonu üzerinden çok komik bir meblağa sizlere paket açtım zaten. Yaklaşık bunu ben bir ay, bir buçuk ay kadar önce yapmıştım, hazırlamıştım. Web sitemizi kapattığımız zaman ama normal videolarımızın yine devam edeceğini söyleyelim. Ben oyun oynadığım zaman benim oynadığımı görmek isteyen varsa, 5 lira 10 lira değerlendirme yapmak isteyen varsa katıl butonuna katılarak değerlendirme yapabilirler. Zaten bizleri yalnız bırakmayan 100'ün üstünde birçok arkadaşımız var. Sponsor paketi açmıştım mesela oraya. Orada 3 kişi var. Hiç sorgusuz
sualsiz almışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ki bundan sonra zaten bize işte bu katıl butonundan yardımcı olan arkadaşlarımızın isimlerini videoların altına yazacağım ben. Bilginiz de olsun bu konuda. Bu videoyu da sizlerden şöyle çok sağlam bir like bekliyorum. Geri dönüşün anısına olsun, güzel bir şekilde olsun. Şükrü abi de buradaydı, Aziz abimiz de buradaydı. Ve kesinlikle hepinizden teker teker yorumlarınızı bekliyorum. Neler bekliyor bizi, görüşlerinizi güzel şekilde yazarsanız, eleştiri olmadan, işte hükümetleri, milletleri zan altında bırakmadan, düzgün bir şekilde, doğru çerçevelerde eleştirilerinizi yaparak yorumlarınızı aşağıda yazabilirsiniz. Bunları da söyleyeyim ve hepsine teker teker cevap vermeye çalışacağım. Değerli Şükrü Ötlü, ben elimden geldiğince ben de eşlik etmeye çalışırım yorumlara. Aynen, Şükrü Ötlü de orada olacak. Yorumlarda görüşeceğiz. Aziz abi de orada olacak zaten. Genco da, Genco severler varsa evet, o da orada olacak. Onun dışında Tolga abimiz Maç Var TV'de biliyorsunuz daha önce boy göstermişti. Yine bizim kanalımızda da kendisini çok sıklıkla göreceksiniz. Şükrü Ötlü'de de görebileceksiniz. Genco ve onun dışında işte bazı YouTuber'larla, gazetecilerle, televizyoncularla yine yapacağımız yayınlar bu sene içerisinde çok sıklıkla Atistiks TV içerisinde olacak. Onun dışında İddia Bilir TV'de de zaten işte Haluk Yürekli abimiz olsun ve Gökhan Dinç abimiz olsun, sürekli görüşebileceksiniz onlarla da. Yavaş yavaş sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz hatırlatmaları yapmak istedik. Ön konuşmaları yapmak istedik. Önümüzdeki dönemde eskisi gibi her şeyin olamayacağından dolayı biraz daha temkinli olmanızı ve işte efendim 3 tane bildim, 4.'yü de bilirim diye gaza gelmemeniz gerektiğini burada anlatmaya çalıştık. Çünkü olaylar farklı yönlere gidebilir. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür burada ederiz. Keselim bence. Herkese saygılar, sevgiler, sağlıklı kalın diyorum. Çok sağ ol Şükrü. Bu süreçte ben de herkesin dikkatli olmasını diliyorum. Çünkü Belarus veya Güney Kore ligleri gibi sonucu belli olmayan, şansa çok dayalı maçlar bunlar. Evet. Kaybedince üzülmeyeceğiniz kadar bahis yapmanızı öneriyorum. Süresince neler yaşanacak bilinmiyor. Belli bir tarihler var ama tabii süreç bu, belli olmayacak. Ama dediğim gibi ilk maçlar çok temkinli, şansa çok açık. Aynen öyle. O yüzden zevk şeklinde değerlendirmeler ufak. Böyle evde otururken sakin bir şekilde gol yerse oynadığınız takım bana ne yahu diyerek, değil mi? Değerlendirmeler yapabileceğiniz şekillerde. Aynen, oynamak en güzeli olacaktır. Zaten konuşacağız bunları. Dediğim gibi like'larınızı kesinlikle bekliyorum. Şöyle patlatın arkadaşlar. 2000, 3000, kaç bin kişi izleyecekse. Bir hoş geldin diyelim arkadaşlar. Bir hoş geldin diyelim tekrardan. Aynen, aynısını evet. Şükrü Ötlü'de de zaten göreceğiz. De ne kadar özlediklerini de görmüş oluruz. Aynen öyle. Ne kadar özlediğinizi de bizlere gösterirseniz yine bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz zaten. Hepsi hakkında konuşuruz. Bundesliga geliyor. Farklı formatlarda yine göreceksiniz, görsellerde göreceksiniz kanalımızı da. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce sağlıkla kalın ve lütfen mislilerinizi abartmayın. Bu işin bir eğlence olduğunu hiçbir zaman unutmayın ve her zaman tabii kendi tercihleriniz öndedir. Aynı fikirdeyseniz, Aziz'in de dediği gibi aynı fikirdeyseniz. Aynı fikirdeyseniz, yanlış anlamazsanız sağlıklı günler diliyorum. Siz kendiniz değerlendiriyorsunuz her şeyi, daha sonradan bizi dinliyorsunuz. Aynı fikirde olduğumuz şeyler varsa değerlendirebilirsiniz. Biz de zevkini alarak yine işimizi devam ettirmeye çalışacağız. Hoşçakalın. Aynen öyle, teşekkür ederim.